Bugün dünyanın en üzgün evlerine tepki vereceğiz. Farklılar. İlk bakacağımız yer bu mağara evi. Mağara evi, mağara evi. Evet, insanlar eski zamanlarda böyle yaşardı işte. Resmen mağarayı yenilemişler ve evleri haline getirmişler. Çok havalı. Eminim tesisatlar için çok iyidir bu. Soğuk tutar. Aa, köpek. Kimin umurunda? Şuna bak, çok tatlı. Tarım yapıyor. İki numarada bu ne? Okyanusun ortasındaki taşın üstünde bir ev. Evin üstüne de ev mi koymuşlar? Kendi sahili mi var onun? Evine gitmenin tek yolunun helikopter ya da tekne olduğunu düşünsene. Bunun üzerine bir Mr. Beast videosu yapalım ki oraya gidebilelim bence. Havalı duruyor. Arkadaşım Chris'e 24 saat boyunca işkence. Özel adada mı? Özel evde. Oraya gideyim de fark etmez. Ayrıca helikoptere de binebiliriz. Helikopterlerden korkuyorum. Biliyorum, tekneye binerim. Sen de helikoptere. Evet. Ama tekneler de midemi bulandırıyor. Tekne ve helikopter dışında bir şey lazım. Jet ski. Burası Becker Creek. Beckham. Mağara evi burası işte. Mağara evlerini seviyor. Vay be, ışıklar falan da var. İyiymiş. Vay tamam. Be, bayağı güzelmiş. Mağaranın bir kısmıyla doğal olarak bütünleşmiş bir ev. Diğer ev gibi ama 10 kat daha havalı. Ama su akıyor. Akıtmasına ne diyeceksin peki? Akıyor, can yakıyor. Odalardaki su mağaranın doğal yapısına göre ayarlanmış. Değil mi? Olamaz. Koridorlar falan, her şey mağaranın parçası. Harika. Şuna bak. Mağaranın bir parçasını alıp ev yapmışlar. Burada kalabilir miyim? Millet niye adalara gidiyor ki? Mağara evleri varken bu sığınak eve benziyor. Buraya gidiyorsan hükümete olan güvenin tamamen kaybolmuş demektir. 5G kulelerinin hastalığa sebep olduğuna falan Tansere. İnanıyorsundur herhalde. Ne bileyim ben. Evet, delirmişsen burada yaşamak istersin. Ama şöminesi güzelmiş. Güzel şömine olmadan güvenli bir ev olmaz zaten. Evet. Öyle derler. Tamam. Bu bir ada evi. Küçük bir ev için büyük bir ada bence. Buraya odunu nasıl getirdiler? Burada sadece bir kişi mi yaşıyor? Aslına bakarsan insanlardan bıktığımda ben de bunu yaparım. Sırf bir ada alıp üstüne ev yapabilmek için çok para harcamayı bırakacağım. En azından insanlarla uğraşmıyorsun orada. Sen yap, ben de evin tepki videosunu çekeyim. Ne dersin? Sonra sen de ada alırsın. Sonra Chandler bana tepkine tepki videosu çeker. Sonra o da ada alır. Yok artık. Sınırsız ada hilesi bulduk az önce. Resmen burası kale gibi. Şuraya bak. Minecraft mı? Bu binayı Minecraft'ta görmüşümdür kesin. Şimdi de ilk kez gerçek hayatta görüyorum. Galiba dalgalar alçaldığında arabayla gidilebiliyormuş. Ama dalgalar yükselince ada komple sarılıyor. Yani insanlar günde birkaç kez burada mahsur mu kalıyor? Şey mi diyorlar? Su izin vermedi, gidemeyiz. Güzelmiş. Tamam, bu da dağın başında bir kulübe. Kutu gibi. Düşmesini o küçük tel mi engelliyor? Ben güvenmezdim. Kahveyi güzel çekmiş. Güzel kulübe. Kulübeyi sevdim. Ben de severim. Ben kulübelere bayılırım. Hatta bana Jabba derler. Bana da pizza derler. Vay be. Bugün resmen ateş ediyoruz. Bizden komiği yok şu anda. Boşuna aramayın. Uçak ev. Bu uçağı alıp eve çevirmişler. The Forest oyununa benzemiyor mu bu? Evet. 727 evime hoş geldiniz. Önce ev mi vardı yoksa uçak mı? Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı evet. tavuktan? Evet. Uçak buraya düştü de mi ev yaptılar yoksa uçağı ev yapmak için satın mı aldılar? Sence videoyu izleyip öğrenmeli miyiz yoksa tahmin mi etmeliyiz? Videoyu izleyelim. Tamam. Sık sık çalıştığım ve rahatladığım bir yer burası. Ayrıca kanat tarafında konser veriyoruz. Uçağının kanatlarında konser veriyor. Yani neden olmasın? Uçak teknolojisinin saf güzelliği, verdiği heyecan. Pekala, adam bayağı bir uçak hayranı çıktı. Şahsen burada yaşamak istemezdim ama onun adına sevindim. Gök küresi. Vay be. Pekala, olayı yavaş yavaş anlıyorum. Farklı evleri seviyorum. Silindire tırmanıyorsun ve seni nereye çıkarıyor? Gök evine. Gerçekten mi? Ev bu kadar mı? Adamın gök evine laf mı atıyorsun sen şimdi? Şuna baksana. Tamam, tamam. Şimdi her şey yerli yerine oturuyor. Evet, bir delikten kola servisi yapılıyor şu anda. Bir gece geçirip etrafa falan bakmak için harika olurdu. Yani beğendim. Etraf dedin ve ev dairesel yani. Çevresel algılama sistemi. Eve adım attığın an panjurlar iniyor. İki taraflı ses bağlanıyor ve kamera sana kilitleniyor. Patates kamera öylece sana kilitleniyor. Aman ne korktum. Söylediklerine göre bu dünyadaki en güvenli evlerden biriymiş. Biri buraya gelecek olursa zarar vermeye geldiklerini varsayman gerekiyor. Hepsi balistik. Bombaya dayanıklı. Ne? Buradan itibaren taktiksel olarak da halledebiliriz. Nasıl yani? Sis makinesi zararsız bir sis yayabiliyor. Sanki masum birini soyuyormuşum gibi hissettirmiyor. Sanki bana meydan okuyorlar gibi. Bize meydan okumayın çünkü kabul edip oraya evet, gelebiliriz. Ellerinizi fazla korumayın. Milletin daha çok soyası geliyor. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan bir İngiliz deniz kalesi. Çok uzaktan bakınca şeye benziyorlar. AT-AT'lere mi? Evet, Star Wars'lar. Bunlar deniz kalesiymiş. Ülkenizi koruması için bunlara güvendiniz işte. 1776'da kaybetmemizin sebebi işte buydu. Daha sonra yapılmış olsalar bile. İngilizlerle uğraşmayı seviyorum. Hadi bir kere daha İngilizleri sinir edelim. Hey, boom!
İkileniyor hadi İngilizler. Evet, ülkemizden gidin. Gidin çay için siz. Tamam, sıradaki görünmez bir ağaç evmiş. Oo, tam benlik. Belki diğer herkes ağaca çıkan bir çocuk olmak istemiştir. Hey Jimmy. Umurumda değil, sus. Görünmez bir ağaç evi anlatıyorlar. Sanki ormanda havada süzülüyormuş gibi görünüyor. Şey gibi sanki. Aa, bayıldım. Dur. Boyamayı yaptığında bulutları yan tarafa yapmış. Eminim havada bulut vardı. Ama şimdi bulut yok. Ne? Ayna o. Hayır değil. Ayna var orada. Hayır, resim çizmiş. Neden yansıtır cam koymasınlar Jimmy? Jimmy resim çizdiler sandın. Ha. İnanamıyorum sana. Çok sinirliyim. O masa yüzünden slime döktüler üstüme. Aa, soğuk. Geber masa. Yine de bayağı havalı. Ormanın ortasında fark edilmesin diye aynalarla kaplanmış bir ev yapmak. Niye daha çok yapan yok bunu? Kötü bir yanı var. Ne? O eve kuşlar çarpıyor. Düşünsene, kuşsun. Günün güzel geçiyor, sonra birden bam. Sıradaki bina tohum bankası. Biri dünyadaki en önemli oda demişti. Neye baktığımı bilmiyorum ama videoyu çeken kişi Veritasyum ve ona bayılıyorum. Her tohumdan bir tane saklıyorlar. Evet, dünyanın sonu falan gelirse diye. En kötü durumda dünyanın besin çeşitliliğini koruyabilir. Ne olur ne olmaz diye yapmak çok zekice bir şey bence. Soğuktan burnunuzda nemin donduğunu hissedebiliyorsunuz. Daha önemlisi Veritasyum'un dişleri bembeyaz. Gerçekten öyle. Tebrik ederim Derek. Diş ipine devam. Sırada Polonya Varşova'daki güvenli ev var. Yani ekstra güvenli demek. Kocaman siyah bir küp görünce kocaman siyah bir küp olduğunu düşünürsün, öyle değil evet. mi? Evet. Hayır. Hayır, bir ev. Dünyanın en sıkıcı transformer'ı olabilir bu. Bence güzel, modern bir eve benziyor. Hoş. Ama bir düğmeye basarsan bomba ve mermi geçirmez bir güvenli eve dönüşü veriyor. Büyük küp. Piramitleri alın pistten, küpler en iyisidir. Ve sırada dünyadaki en güvenli yerlerden biri var. Beyaz Saray'dan daha güvenli. Gerçekten mi? Bu dev yeraltı sığınağı. Burada 24 saat geçirdiğimiz bir video çekmiştik. Dur. Biz buraya gittik. Evet. Çok havalı şimdi bir yer. Şimdi yer altında 15 katı var ve tamamen birkaç metrelik betonla mühürlenmiş durumda. Bütün bu odaları gezdik. İlginç bir bilgi vereyim. Bu sinemada Madagaskar izledim ben. Kütüphane, ben satranç oynadım. Satrançta kaybettim. Bu kadar kat yer altında inanılmaz ve satıştalar. Yani satılıyorlar. Belki çoktan alınmıştır ama aşağıda ufak daireler satıyorlardı. Eğer bir şeyler ters giderse aşağıda yaşayabilirsiniz. Kendi kendini idame ettirebiliyor. Emlakçı gibi konuşuyorum evet ama gerçekten çok iyi. Alıyorum. Ne? Ne? Direkt ev yapabilirlerdi ama onun yerine biraz saha kayıp göletin üstüne yapmışlar. Kesin 10 kat daha pahalıya patlamıştır. Gayrimenkul. Göl ya da hendek, bilmiyorum. Canınız ne isterse onu söyleyin. Şey diyor ha, kim takar? Su i̇ster işte göl burada. İster hendek falan filan biz zenginiz. Çok paramız var bizim. Size ne bundan? Duruş şekliyle giydikleriyle herif resmen kötü adam gibi değil mi? Evet öyle. Siyah hey millet, varsa... dikkat! Listeye adını yazın. Uzaylıların gemiyle gelip dünyayı ele geçirmesine yardım edecek. Dedim ki ne yapacağımı biliyor musun? Suyun ortasına çardak yapacağım. Zıplamak mı gerekiyor? Aralarında basamak taşları var ve görsel olarak ayrık tutuyor her şeyi. 10.9 milyon dolar. Açıkçası burası için ucuz duruyor evet. Ama bir eve o kadar parayı asla vermem. Evet. Sorun yok. En az 20 milyon doları vardır evet, diye düşünmüştüm. Evet, ben 25 milyon dolara falan satardım. Var İnanılmaz. 1000 tane video çekelim, sana para vermeyeyim ve çocuğunu beslemeyeyim. Tamam. Kız arkadaşıma hiçbir şey almayayım. Tabii. Ve bütün o parayla 10 yılda bu evi alayım. Abone ol.